Merhabalar. Bugün un helvası kavuracağım. Gerçekten süper bir kıvamı olacak. Buraya bir su bardağı toz şeker verdim. Şimdi yarım su bardağı daha veriyorum. Bardak ölçüm bu şekilde. Toplamda aslında yarım kilodan biraz az toz şekerim var. 1,5 bardak da su ilave edeceğim. Ocağımı açıyorum. Şeker erinceye kadar sadece bir taşım kaynatacağım, fazla değil. Biraz karıştıralım ve şeker erisin. Kenara alacağım şerbetimi. Bu helva çok güzel oluyor, emin olun. Zaten şimdi birlikte göreceğiz. Tam kıvamlı ve bütün püf noktalarıyla anlatacağım size. Şimdi ben helvamı kenara alıyorum. Pardon, şerbetimi kenara alıyorum ve 100 gram tereyağımı eriterek başlıyorum helvama. Burada 100 gram tereyağı veya margarin fark etmez. Katı yağımız var. Eritelim katı yağımızı öncelikle. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğiz. Sıvı yağı ilave etmeden önce biraz katı yağımızı kaynatalım. İçinde eğer su varsa suyu buharlatsın. Bu aşamada eğer fıstık kavurmak istiyorsanız normal tuzsuz fıstık da olur. Çam fıstıkları çünkü bir hayli artık gerçekten alım gücü çok zor. Tuzsuz fıstık da olur. Kabukları soyulmuş. Kavurabilirsiniz. Çok yakışacaktır. Badem olabilir. Ceviz olabilir. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bardak ölçüm ben 100 olarak biliyorum. Şöyle klasik bir çay bardağı. Unumu eledim. Ben tarifimde 2 su bardağı un kullanacağım. Fakat öncelikle ilk bardağımı kavurarak başlıyorum. İkinci bardağı bir süre sonra ilave ediyorum ki kavurmam, döndürmem kolay olsun. Bu aşamada biraz ocağı kısabiliriz. Emin olun bu çok önemli bir püf noktası. Eğer birinci bardağınıza böyle ön kavurma yaparsanız çok daha rahat kavuracaksınız. Un ne kadar iyi kavrulursa o kadar güzel olur helvanız. Beni nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben Antalya'dan tarif paylaşıyorum sizlerle. İsmim Nur Sevin. Eğer beni yeni fark ettiyseniz kanalıma bir göz gezdirin lütfen. Oynatma listelerinde birçok tarifim var. İkinci bardak unumu da yavaş yavaş veriyorum. Hemen gördüğünüz gibi yağı emdi. Fakat bu yağı bir süre sonra salacak. Sakın endişelenmeyin. İkinci bardağı daha sonra ilave ettiğim için çok kolay oldu. Çok rahat bir şekilde çevriliyor helva. Burada yardım da alabilirsiniz ev ahalisinden. Kavurmak gerçekten önemli. Un kokusu gidecek. Güzel bir helva kokusu gelecek. Mutfağınıza da yayılacak. Bu arada ocağım kısık değil, orta ateşte. Şöyle biraz yaklaştırdım size.
Bilmiyorum. Görüntüyü verebiliyor muyum? Şöyle bakın. Yağını kusmaya başladı artık. Tarifin ayrıntılarını açıklamalar bölümüne yazıyorum. Mutlaka oradan okuyun arkadaşlar. Biraz biraz kokmaya başladı artık. Eğer böyle teflon tencereniz olursa çok daha rahat kavurursunuz. Biraz da büyük tencere tercih etmemin sebebi rahat kavurmak için yayvan olması tabanının önemli. Rengi bayağı döndü. Kısıyorum ocağımı. Bakın artık o yağ kusma olayı da kayboldu. Tahta kaşıkla kavurmaya devam ediyorum. Ayrıca sonunda sürprizim var. İzlerseniz sevinirim. Son derece lezzetli bir helvamız olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Miraç kandilinizi de en iyi duygularımla kutluyorum. Rabbim tekrar neredesin? Dualarınız kabul olsun inşallah. Aman bu seferin üzerinizde sıçramasın. Şimdi ocağımı kısıyorum ve ikinci partiyi de vereceğim. Bakın çekiyor, gördünüz mü? İkinci parti şerbetimi de veriyorum. Şimdi son biraz daha şerbetim kaldı. Onu da ilave edeceğim. Bakın ne kadar güzel oldu. Şöyle iyice kenarlardan temizleyelim tenceremizi. Hemen toparlandı. Çok az şerbetim kaldı. İyice yediriyorum. Ocağım hala kısık. Artık kapatıyorum. Ve tenceremin sıcağıyla helvamı şöyle çeviriyorum. Evet. Arkadaşlar bir küçük fincan tahin hazırladım. Tahinimi gezdiriyorum üzerine. Bakın zaten helvam tam kıvamında. Güzelce karıştıracağım ve şekil vereceğiz. Tahin helvamıza bir lezzet veriyor, bir lezzet veriyor. İnanılmaz. Şekeri de çok tadında, çok çok yerinde olmuş. Tabii bu arada tadına bakmasam olmazdı. Metal kaşıkla biraz düzleyeceğim. Size kaşıkla nasıl şekil verdiğimi de göstereyim. Ben şu şekilde küçük tahta kaşığı alıyorum. Şöyle avucumun içiyle biraz düzleştirdikten sonra şu şekilde kaşıkla şekil veriyorum arkadaşlar. Metal kaşıkla üzerini biraz düzeltmeye çalıştım. Uygulamadan sonra geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bende yeşil fıstık vardı. Şöyle biraz serpiştiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten kıvamı bir harika. Şöyle size bir tane kaşık helvamdan göstermek istiyorum. Bakın. Boğmayan
Gayet kıvamlı bir helvamız oldu. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça ve dost kalın.